Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğurtlu bazlama yapıyoruz. Görüntüsü kadar tadı da muhteşem olan bazlamalarımızın yapım aşamasına geçebiliriz. Evet. Yoğurma kasemize bir tane yumurtamızı kıralım. 1,5 çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim. 2 su bardağı yoğurdumuzu da ekleyelim. Ve elimizle macun kıvamına gelene kadar çırpalım. Bazlamamızda yağ kullanmayacağız. Yağda kızartacağımız için içine yağ koymamıza hiç gerek yok. Unumuzu azar azar ekleyelim. Ele yapışmayacak güzel bir hamur elde edelim. Bir tatlı kaşığı karbonatomuzu da ekleyelim. Ve hamurumuzu yoğuralım. Evet arkadaşlar, ben hamurumu tezgahıma alacağım. Orada güzel özlü bir hamur elde edeceğiz. Tezgahta daha güzel hamurun kıvamını ölçebiliyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuzu toparladık. Çok da güzel hamurumuz oldu. Ele yapışmayan yumuşacık hamurumuz olmuş oldu. Evet, şimdi hamurumuzu 4 eşit parçaya bölelim. Dört bezi elde edeceğiz. Arkadaşlar, ben bu bazlamamı kahvaltıya yapmıştım. Harika bir tat, harika bir lezzet. Çayla, peynirle, zeytinle çok güzel. Harika bir tattı. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Eğer yapar da beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Bezelerimizi yuvarladık. Şimdi açma işlemine geçelim. Küçük bir merdane ile tava büyüklüğünde bezelerimizi açalım. Evet, bu kadar açmak yeterliydi. Şimdi ocağımızı yakalım. Tavamızın içerisine 3 çorba kaşığı kadar yağımızı ekleyelim. Ve ısınmasını bekleyelim. Evet, yağımız kızdı. Bazlamamızı yağımıza bırakalım. Evet arkadaşlar, hamurumuzun alt kısmı pişti, kızardı. Şimdi öbür yüzeyini de kızartalım. Evet, bazlamamız pişti. Şimdi servis tabağına 1-2 peçete serelim. Öbür bazlamamızı da bırakalım. Evet arkadaşlar, bazlamalarımız pişti. Dilimleyelim, servise hazırlayalım. Yumuşacık mis gibi bazlamalarımız oldu. Eğer bazlamalarımı beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.